24. soruyla devam ettiğimizde ise burada Henry Flagler'ın isminin hemen her yerde olduğundan bahsettik. Yine devamındaki his determination, onun azmi, onun kararlılığı. Devamında ise his vision. O zaman buradaki yapımız bizim bir özne pozisyonunda. Nereden anlıyoruz? Çünkü buradaki transformed, yani şeklini değiştirdi, değişikliğe götürdüğü gibisinden bir anlam veriyor. O zaman subject, verb, object dizilimine baktığımızda burası bir özne olacak. Peki onun azmi ve onun vizyonu diyorum. Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki olur arkadaşlar? Sanki bu ve bu gibi, yani bu artı bu gibi bir anlam çıkacak. Burada owing to olmaz, because of gibi bir anlam. Bakımından demezsiniz, rağmen demezsiniz. Hani zıtlık yok. Olsa olsa bu da ne olacak? Cevap together with olacak. Bu da ne anlamı verir arkadaşlar? Onun azmi, kararlılığı ve onun vizyonu ikisi beraber Florida'yı şeklini, çehresini değiştirmiş diyebiliriz. Bu sebepten dolayı cevabımız A olacaktır.